Türkiye uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte ilk konumuz olarak varislerden bahsedeceğiz sizler için. Evet İbrahim Bey. Evet, varis neden, için, nasıl oluşur? Maalesef günümüzde varis ve venöz yetmezlik problemi hızla çoğalmakta. Almanya'da takriben 80 milyon insandan 10 milyonunda bu problem var, varis problemi. Türkiye'de de muhtemelen %10 kadar varis problemi var. Yani 7-8 milyon. Çok ağır, 3-4 milyon insanı da tedavi gerektirecek durumda. Tedavi olmazsa ne olur? Zamanla baldırdaki, bacaktaki damarlar artık ne oluyor? Mosmor oluyor, dışarı çıkıyor. Çok kötü görüntüsünün yanında ağrı veriyor, sızı veriyor, acı veriyor. Kişi uyuyamıyor, ödem oluşuyor. Ameliyat olsa dahi çözüm değil. Çünkü ameliyatla ana damarı alıyorsunuz. Yan yollar, damarlar açılıyor ama bunlar yeterli olmadığı için dokular beslenemiyor. Dokular beslenemediği için de yaralar oluşur, ülserler oluşur, baldır ve bacaklar. Kapanmayan yaralar oluşur, açık yaralar. Ya açık yara olursa ne olur? Zamanla kangrene, kansere dahi dönüşebilir. Çok çok tehlikeli olabilir. Varize, venöz yetmezliğine karşı kullanılan çoraplar kullanılıyor. Ayaktan ta kalçaya kadar çoraplar kullanılır. Bu çoraplar yani iyi geliyor gibi düşünülse de aslında variz için, venöz yetmezliği için kullanılan çoraplar mahsurludur. Neden mahsurlu? Çünkü kasları zayıflatıyor. Kasların görevini alıyor. Kaslar zayıfladığı için uzun vadede bacak, baldır ve bacaktaki kaslar zayıfladığından rahatsızlık aslında katlanarak artıyor. Damarlardaki gevşeme, açılma daha da büyüyor. Daha da kötü oluyor. Çorap çözüm değil. Ne yapılabilir? İnsanlar maalesef yani büroda çalıştığı için veya iş yerinde bazı fabrikalarda yine oturarak çalıştığı için hareket etmediğinden, spor yapmadan, yanlış beslendiğinden, bazıları alkol ve sigara tükettiğinden birçok sebepten dolayı variz oluşur, venöz yetmezliği oluşur. Sadece çok oturdukları için mi yoksa çok ayakta durdukları için de oluşabilir mi? Ayakta duranlarda tabii daha çok evet, olur. Evet, ayakta duranlarda. Oturanlarda, spor yapmanlarda olur. Evet. Öğretmenlerde olur. Şimdi ne yapılabilir? Çok basit. Oturarak çalışan kişi ayağını böyle oynatırsa günde 4-5 defa ayak sporu gibi oturduğu yerde böyle masaj parmağını üzerine zıplatırsa ayağını günde 3-4 defa baldır ve bacaktaki kasları harekete geçirir. Alttaki kanı yukarı doğru pompalar. Bu nedenle kişi oturduğu iş yerinde günde 3-4 defa parmaklarını üzerinde ayaklarını zıplatması gerekir. Nasıl yapılacak? Biraz zor göstermek. Evet. Şimdi bu tür rahatsızlığı olanlar için ne yapılmış, ne yapılıyor? Yani kimyasal ilaç kullansa başka problemler çıkıyor. Karaciğere zarar veriyor, böbreklere zarar veriyor. Bununla ilgili İtalya'da, Almanya'da ve Japonya'da birçok klinik araştırması var. Bunların başında çok önemli iki bitki var. Variz ve venöz yetmezliği için. Ha, venöz yetmezlik ile variz arasında biraz fark var. Venöz yetmezlik dokuların yani kırcal damarların toplar damarın toplayamaması, besleyememesi, dokuyu yeterince kan akışı olmaması nedeniyle toplar damarlarda kapakçıkların zafiyeti nedeniyle problem ortaya çıkar. Venöz yetmezlik veyahut da toplar damarın içerisinde pıhtı oluşursa bu şuna benzer. Bahçenizi suladığınız hortum var. Hortumda delikler oluşursa ne olur? Su kaybolur, sızar. Damarlarda da böyle zamanla zafiyet nedeniyle, venöz yetmezliği nedeniyle sızma olur. Çevre dokuya sızmalar nedeniyle toplanan kanın bir kısmı ne oluyor? Sıvının bir kısmı çevre dokuya sızıyor, ödem oluşur önce. Ayak bileğinde, baldırda,
ödemler oluşur, kaşıntı yapar, ağrı yapar vesaire vesaire. Tedavi edilmezse bu sızıntılar zamanla ayakta yara oluşmasına sebep olur. O bölge, venöz yetmezliği olan bölge önce morarır, sonra ülsere, baldır ve bacaklarda iyileşmeyen açık yaralara dönüşür. Evet, tedavisi nasıl? Mümkün mü? Mümkün. Bununla ilgili variz ve venöz yetmezliğine karşı çok çok güzel şifalı bitkiler var. Bunların başında bildiğimiz üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktan elde edilen damladıracı ve kapsüller. Üzüm çekirdeği ile birleşiminde oligoprosiyanidin denen etken madde var. Bunun son yapılan Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalarda kansere karşı dahi etkili olduğu belgelenmiştir. Kansere dahi etkilidir. Bununla ilgili mesela İtalya'da 17 sağlık merkezinde 219 damar rahatsızları, damar sertliği, arterioskleroz dediğimiz damarlardaki sertleşme nedeniyle elastisitesini kaybederse yavaş yavaş varize dönüşür. Hasta tedavi edilmiş, kolesterol, lipid, trigliserit rahatsızlıklar, problemler ortadan kalkmıştır. Yine 260 hasta üzerinde tedavi edilmesi yapılmış. Bu da Almanya'da venöz yetmezliği olan hastalar tedavi edilmiştir. Yani üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktla. Evet. Profesör Doktor Gerhard ve ekibi Almanya'da 800 hastayı yine üzüm çekirdeğinden elde edilen ekstraktla tedavi etmişlerdir. Yani üzüm çekirdeği de yeterli olur mu? Birleşimindeki etken madde az olduğu için üzüm çekirdeğiyle tedavi çok zaman alır. Çünkü etken madde az. Bu nedenle ekstraktından elde edilen damla, draje ve kapsüller kullanmak gerekir. Evet. Biyokimyager Adolf Krebs ve Fritz Albert Lippmann üzüm sirkesinin birleşimindeki asetik asit yani sirke asidiyle deneyler yapmışlar. Yapmış oldukları yani sirkeyle yapmış oldukları deneyler sonucunda metabolizmayı hızlandırdığını yani vücudu temizlediği, arıttığını belgelemişler ve bu alanda bu iki ilim adamı Nobel ödülü almıştır. Yani sirkeyle ilgili yapmış oldukları araştırmada. Eskiden Avrupa'da sirke hastanelerin bodrum katına sirke konur, hafif hafif ısıtılırdı. Antibiyotikler icat edilmeden önce. Ne yapıyor? Sirkenin buharı antibiyotik gibi etki yapıyor. Bakteri, virüs ve mantarları öldürüyor. Antibiyotikler çıktıktan sonra sirke kazanlarını çöp attılar. Ve sirke unutuldu. Peygamber Efendimiz'in evinde ekmeğine katık bir şey bulmadığı zaman devamlı sirkeyle ekmeğini sirke bandırarak yemiştir. Benim en önemli katığım sirke demiştir. Neden? Evinde sirke olan kişi, sirke kullanan kişi asla fakir olmaz buyurmuştur. Niye fakir olmaz? Evinde sirkeyle fakirliği ne ilgisi var? Çünkü sirke kişi yani yiyeceklerinde, içeceklerinde kullanırsa damar sertliği olmaz, kolesterol olmaz, lipid olmaz. Kişide uyuşukluk, halsizlik, dermansızlık, yorgunluk, bitkinlik, halsizlik olmaz. Koşturur, çalışır. Tembel tembel yatmaz. Antalya'da bir tanıdım. Allah Allah, adam maddi durumu iyi de değil. Yani işe çağrılıp gitmiyor. Bu adam niye çalışmıyor dedim. Niye işe çağırıyorlar, işe gitmiyor? Tembel dediler, bu çalışmaz. Aa, ne yapacak ya, nasıl geçinecek? İşte öyle böyle şöyle. Oradan buradan şuradan. Allah Allah. Adam o kadar tembel ki işe gitmiyor. Parası pulu da yok, işine gitmiyor. Şimdi geçenlerde beni aramış, diyor ki bana
anjiyo olacağım. Beni bundan kurtar. Tembel tembel evde yata yata ne olmuş? Damarları tıkanmış. Yani yatan adamın hali sonunda perişan. Bütün damarları tıkanır. Bu genç yaşta, yaşı da 35. Damarları 35 yaşında bir insan damarları tıkanır. Televizyonun karşısında 8 saat böyle televizyona bakarsa, hareket etmese 20 yaşında da tıkanır. Biz maalesef dünyada en çok televizyon seyreden milletiz. Ortalama günde 8 saat televizyon seyrediyor. Kitap okumaya 15 saniye vakit ayırıyoruz. Yapılan araştırmalarda kitap okumak için 15 saniye vakit ayırıyoruz. Televizyon için 8 saat vakit ayırıyoruz. Dünyada bir rekor. Uçurum gibi bir fark var arada yani. Dünyanın hiçbir ülkesinde yamyamlar dahi bizden çok kitap okuyor Afrika'daki. Evet, eskiden insanın yanına. Evet, üzümle ilgili, yani üzüm çekirdeği ile ilgili çok güzel çalışmalar yapılmış. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Üzüm çekirdeği ekstraktı, alıç ekstraktı, zeytinyağı bir ekstraktı, altın başak otu ekstraktı vesairesine, yaban mersin ekstraktı çok özel bir antioksidan. Amerika'da son yapılan araştırmalarda antioksidan ne demek? Şimdi mesela oksijen hidroksidine dönüşürse, yani vücudumuzdaki bazı metabolik çalışmalar sırasında hidroksit eksi iyonlar saldırganlaşır. Serbest radikaller ortaya çıkarsa, süperoksitler, hidroksitler vesaire, serbest radikaller diğer moleküllerle birleşmek ister. Bu nedenle vücudumuzdaki birçok enzimi, vitamini vesaire parçalar, zararlı hale getirir. Bu da yani birçok hastalığı tetikler. Toksik madde oluşur vücudumuzda. Serbest radikaller tehlikelidir. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Kudurmuş köpek gibi her şeye saldırır. Vitaminlerin, minerallerin, enzimlerin parçalar böyle, yani gördüğü her şeyle reaksiyona girmek ister. Yani bunu şuna benzetebiliriz. Azgın teke sendromuna yakalanan erkek gibi her kadınla evlenmek, ilişkiye girmek ister. Bu da serbest radikal de böyledir. Bu da birçok problem doğurur vücudumuzda. Üzüm çekirdeğinin birleşimindeki oligomerik prosiyanidin denen etken madde serbest radikalleri bağlar, kendine dışarı atılmasını sağlar. Yani çok güzel özellikleri var. Zaten bununla da ilgili yapılan araştırmalarda Nobel ödülü almış ilim adamları üzümle ilgili. Evet, ikinci önemli bitki nedir? At kestanesi. At kestanesiyle de ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapılmış. Bu araştırmalardan mesela Heidelberg'te, Almanya'nın Heidelberg şehrinde 240 hasta efendim ödem, kramp, ağrı, baldır ve bacaklarında ödem, kramp, ağrı, kaşıntı gibi rahatsızlıkları olan, variz rahatsızlıkları. Bazı insanlar böyle yürürken baldır ve bacaklarında sanki kurşun bağlıymış gibi hisseder. Ayağını kaldırmakta kaldıramaz, böyle bir his. Yürüyemez, böyle sanki ayağında kurşundan ayakkabı varmış gibi taşıyamaz ayaklarını. İşte bu varizin, veniz yetmezliğinin belirtileri. Tedavi edilmezse kramplar, kaşıntılar, ödem oluşur. Tedavi edilmezse ne olur? Variz olacak, veniz yetmezliği ortaya çıkacak, problem ortaya çıkacak demektir. Heidelberg şehrinde 240 hasta üzerinde yapılan klinik araştırmasında at kestanesinden elde edilen ekstraklı hastalar tedavi edilmiştir. Evet, yine Almanya'da 118 hasta üzerinde tedavi denemesi yapılmış. Ben de Almanya'da bahçem vardı, tarla. Bahçeye gidip biraz çalışıyordum ve spor yapıyordum, bisiklet sürüyordum vesaire. Fakat bir ara artık şu kitabı bitireyim diye çok konsantre oldum. Kitaba yoğunlaştığım için hiç dışarı çıkamaz oldum. Baldır bacaklarımda ağrılar, kramplar hissetmeye başladım. Yürürken sanki ayağımda böyle bir kurşun varmış gibi ağır geliyordu yürümek. Dedim tamam, hapı yutacağız. Variz başlıyor veya venöz yetmezlik başlıyor, problem olacak. At kestanesini acıdır.
Onu rendeledikten sonra şişeye koydum, üzerine sirke doldurdum. At kestanesi, sirkesi yaptım, hazırladım. 3-4 hafta kullandıktan sonra hiçbir şeyim kalmadı. Ama bu bir başlangıçta olursa etkili. Variz veya venöz yetmezliği ilerlemişse at kestanesi, benim yapmış olduğum at kestanesi sirkesi yeterli değil. At kestanesi bu varize karşı çok özel bir formülümüz var. Birleşiminde at kestanesi ekstraktı, Hamamelis virginiana cadı fındığı ekstraktı, sarı yonca ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı, çoban çantası otu ekstraktı gibi 19 bitki ekstraktı. Bunu kullandığı zaman kişi hiçbir rahatsızlığı kalmaz. Yavaş yavaş iyileşir. Ama baldırma bacaklarına böyle çorap giyerse bu sefer buradaki baldırma bacaktaki kaslar eriyeceğinden, zayıflayacağından önce biraz 1-2 hafta iyi gelir ama çorabı giyen kişi bacakları, baldırı zayıflar, yürüyemez hale gelir. Rahmetli babama doktoru demiş ki tanıdıkları, dizlik tak demiş. Ya yapma dedim bak. Bak bu dizlik kasların görevini yerine alıyor. Yani kasın yerine geçiyor. Bunu vücut, kaslar zayıflar. Yavaş yavaş erir, yürüyemez hale gelirsin dedim. Ya doktordan iyi mi biliyorsun, işine bak dedi. Evet, iyi sen bilirsin dedim. O zamanlar tabii 30 yıl önce. Bir de beni aradı, 3-4 ay sonra dedi ki, ya haklıymışsın dedi, namaz bile kılamıyorum, ne olacak benim halim? Dedim, dinleyecektim. Tamam, tedavi ederiz inşallah dedim. İksirle biz onu hallettik. İksir nedir? İksir limon suyu, sirke, sarımsak. Sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altın başak otu, zeytinyağı, kakule gibi bitkiler içerir. Bütün damarlar açar. Beyin damarlarını, kalp damarlarını, karaciğer yağlanması, pankreas yağlanması, bütün organlardaki yağlanmaları, cerrahi, cirofu çözer. Hiçbir şey bırakmaz.